Dostlar selamünaleyküm. Son zamanların en önemli haberlerinden ya da iddialarından diyelim biri atıldı ortaya. Türkiye ile Pakistan 200 kilometrenin üzerinde menzili olan bir hava hava füzesi için işbirliği yapıyor. Peki bu haber gerçekten doğru mu? Türkiye Pakistan ortaklığı böyle bir projeyi tamamlayabilir mi? Ramjet etkili böyle bir füze iki ülkeye ne katar? Yani bu konu neden önemli? Bugün hızlıca bu soruları cevaplayalım. Resmi olarak teyit edilmese de önemli bir bilgi var. Türkiye ve Pakistan 200 kilometrenin üzerinde menzil olan bir hava hava füzesini ortak olarak geliştirmeye başladı. Bu füze ramjet motorlu olacak ve ASELSAN füzenin arayıcı başlığını geliştirmeye başladı bile. Yine bu füze JF-17, J-10C ve F-16'larda kullanılacak. Resmi olarak teyit edilmese de bu söylentinin gerçek olduğu kabul edilebilir. Çünkü bizi bu noktaya doğru götüren bazı gerçekler var. Öncelikle Türkiye ile Pakistan arasında ciddi bir savunma sanayi işi işbirliği olduğunu zaten biliyorsunuz. Şu an Asfat, Pakistan için 4 adet Milgem korveti inşa ediyor. Hatta birincisi teslim edildi de. Aynı şekilde Baykar, Pakistan'a hem Akıncı hem de Bayraktar TB2 SİHA ihraç etti. Tabii ki bunlar tek başına ortak bir hava hava füzesi çalışması haberini teyit etmeye yeterli değil. Ama elimizde daha önceden gelen bir bilgi daha var. Şubat ayında Genelkurmay ikinci Başkanımız Pakistan'a gitmişti. Beraberindeki heyetle Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı ziyaret etti. Bu ziyaretle ilgili Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanlığı o tarihte açıklama yaptı ve açıklamada bugün bahsettiğimiz konudan da bahsettiler. Her iki hava kuvvetleri için azami fayda sağlamak üzere havadan havaya füze teknolojisi değişim programını ele aldık dediler. Yani resmi dili bir kenara bırakırsak ortak geliştireceğimiz hava hava füzesi için görüşmeler yaptık diye açıklama yaptılar. Bundan 7-8 ay önce. Haliyle o bilgiyle bunu üst üste koyduğumuz zaman bugünkü söylentiyi teyit etmiş oluyoruz. Yani burada öneminin anlaşılması gereken ciddi bir haber var. Bunu anlayabilmek için de geliştirilecek olan füzenin ne katacağını anlayabilmemiz gerekiyor. Yani ramjet motorunun ne olduğunu konuşmamız gerekiyor. Ondan öncesinde tabii ki bir de menzil meselesi var. 200 kilometreden fazla bir menzilden bahsediyoruz. Hava hava füzeleri için bu menzil oldukça fazla ve bizi doğrudan bu bölgedeki hava hakimiyeti konusunda en güçlü devlet pozisyonuna getirebilecek bir menzil bu. Şu an elimizde 200 kilometrenin ötesini vurabilecek bir hava hava füzesi yok. Yani menzil açısından baktığınız zaman Türkiye ile Pakistan'ın ortak geliş bu füze Türkiye'nin gücüne ciddi anlamda güç katacak tabii ki Pakistan'ın da. Peki bu füze bunu nasıl yapacak? İşte burada ramjet motorunun ne olduğu sorusuna geliyoruz. Jet motorlarının birçok farklı çeşidi var ama bu konuda bizi ilgilendiren bunların atmosfer havası kullananları. Onlar da ikiye ayrılıyorlar. Birisi zaten bildiğimiz gaz türbinli motorlar. Savunma sanayi videolarında bunları çokça konuşmuştuk daha önce. Çünkü turbojet, turbofan turbo pro, turbo şaft gibi en yaygın kullanılan motorlar bunlar. Diğeri ise ramjet motorlar. Öncelikle ramjet motorla gaz türbinli motorların farkı nedir derseniz, gaz türbinli motorlar hava girişi, kompresör, yanma odası, türbin ve egzozdan oluşuyor. Ramjet motorlarda ise kompresör ve türbin kısmı yok. Yani hareketli parçası yok bu motorların. Ram motorlar üçe ayrılıyor. Ama bizim odak noktamız şu an ramjet. O yüzden diğerlerine odaklanmayalım. Bu motorlar hava girişi, yanma odası ve egzoz bölümünden oluşuyor. Hava alıp sıkışmanın olduğu bölüme gönderiyor. Sıkıştırılmış bu hava yanma odasında yakıtla karıştırılarak yakılıyor ve eksozdan atılarak itki oluşturuluyor. Aslına baktığınız zaman soba borusu mantığı. Bu motorlar ilk olarak 1913 yılında ortaya çıktı. Yani en azından fikri temeli o yıl Fransa'da ortaya atıldı. Ama tabii ki o dönemde üretilemedi. Üretilen prototipte malzeme uygun kullanılmadığı için başarısız oldu. Ama fikir ilgi çekti ve farklı ülkelerde denemeler yapıldı. Hatta 1941'de Almanlar ilk Ramjet motorlarını da ürettiler. Başarılı olabilirdi onlar. Ama o dönem petrol sıkıntısı vardı. Almanlar da testleri sıkıştırılmış kömür tozuyla yaptılar. Ve tabi ki başarısız oldular. Bu motorların ilk başarılı örneklerin üretilmesi bu yüzden 1950'lerden sonraları buldu. Gittikçe de kullanımı yaygınlaştı. Ama ne olursa olsun hiçbir zaman kullanımı gaz türbinli motorlar kadar yaygınlaşmadı. Peki niye derseniz büyük bir dezavantajı var bunların. Duran bir aracı bu motor çalıştıramıyor. Yani hareket yokken hareket üretemiyor. Bu yüzden ramjet motorlu bir mühimmat kullanacaksanız fırlatıcı araç ortalama 3 makıza ulaşmak zorunda. O hızdayken fırlatıyorsunuz. Yani sesin 3 katı hızlıyken fırlatıyorsunuz. Sonrasında ramjet füzenin kendi itki sistemi devreye giriyor. Böyle bir dezavantajı olsa da menzil avantajı çok önemli olduğu için tercih edilen bir motor bu. Mesela çok iyi bildiğiniz bir örnek verebiliriz. Daha önce kanalda bunu konuşmuştuk. Fransa'nın Rafale savaş uçaklarında kullanılan meteor füzesi. Bu füzeyi Yunanistan alacağı zaman konuşmuştuk. Çünkü Türkiye'nin kullandığı hava hava füzelerinden daha fazla bir menzili vardı. Haliyle Yunanistan'ı bu konuda ön plana çıkarma ihtimali vardı. İşte bu yüzden o dönem Meteor'u çokça konuşmuştuk. Bizim elimizde ABD üretimi havadan havaya füzeler var ve çalışma prensipleri tamamen farklı bunların. Biz Meteor füzesine muadil olarak Gökhan füzesini geliştiriyoruz ama uzun zamandır bunun üzerine çalışmalar yürütülse de henüz olgunlaşmadı bu proje. Peki Meteor neden ABD üretimi amramlardan daha etkili? Bu soru da yine Pakistan'la ortak geliştireceğimiz Hava Hava füzesinin önemini bize bir kere daha gösteriyor. Aynı şekilde Türkiye'nin kendi başına geliştirmeye çalıştığı Gökhan füzesinin de neden önemli olduğunun cevabı aslında burada gizli. Amran füzesi atıldıktan sonra katı yakıtlı roket motoru birkaç saniye boyunca yanıyor ve bu birkaç saniye füzeyi çok yüksek hızlara çıkarıyor. Ama bu katı yakıtlı roketin yakıtı çok hızlı bitiyor. İşte bundan sonra füze hedefine süzülerek ilerliyor ve bu yüzden menzil ciddi şekilde kısalıyor. Füze neredeyse her atışta hedefine gittiği güzergahın çoğunu itiş gücü olmadan süzülerek kaydediyor. Daha da önemlisi bu durum manevra kabiliyetinde de bir zafiyet oluşturuyor. İtiş gücü olmadığı için atılan füzeden kaçan savaş uçağı manevra yaptıkça füze enerji kaybediyor. Yani hedefin peşindeyken her manevra onu zayıflatıyor. Ama ramjet kullanan füzelerde bu dezavantajlar yok. Hedefe süzülerek ilerlemiyor. Hedefe varana kadar itiş gücü kullanılıyor. Hız kaybı yok. En azından minimum seviyede var. Manevra kısmına gelindiğinde esas potansiyel ortaya çıkıyor. Çünkü füze manevra yaparken enerji kaybı yaşamıyor. İşte bu yüzden ABD üretimi Amra'm yakın mesafe atışlarda daha üstün ama Meteor uzak mesafede çok daha etkili. Yani bu şartlar altında bir F-16 ile bir Rafale savaş uçağının hava savaşında uzun mesafede kazanan muhtemelen Rafale olacak. İşte şu an Türkiye'nin Pakistan'la geliştirdiği Hava Hava Füzesi ve Türkiye'nin Gökhan projesi Türkiye'ye bu katkıyı sağlayacak. Ve bu yönüyle çok önemli. Ama bence daha da önemli olduğu bir yönü var bu ortaklığın. Türkiye ile Pakistan arasındaki savunma sanayi ortaklığını pekiştirecek ve geliştirecek olması. Bu benim için o füzenin ortaya çıkışından da daha değerli. Çünkü özellikle F-35 programına bakınca imrenirdim hep. Çok uluslararası bir program ve Türkiye'yi saymazsanız ki zaten çıkardılar batılı ülkelerin bir araya geldi ve teknoloji anlamında şovunu yaptığı bir proje. O zamanlar bunu gördüğüm zaman keşke derdim Müslüman ülkeler arasında da böyle bir işbirliği olsa. Biz de ortaya böyle şeyler çıkarabilsek. Keşke mesela Kaan Savaşçı'ya işte Pakistan'ın, Azerbaycan'ın Katar'ın, Malezya'nın, Endonezya'nın filan katıldığı ve en iyi oldukları yönleriyle katkı sağladığı çok uluslu bir 5. nesil savaş uçağı projesine dönüşse. Böyle bir durum ortaya sadece bir savaş uçağı çıkarmaz. Böyle bir durum ortaya birlik bilincini ve haliyle yeni yeni projeleri çıkarır. İşte bu yüzden Türkiye ile Pakistan'ın bir füzeyi ortak şekilde geliştirmesi benim için ayrıca kıymetli. Pakistan zaten füze teknolojisinde hatırı sayılır bir birikime sahip. Türkiye de aynı şekilde. Hatta Türkiye Ramjet motor üzerinde de yıllardır çalışıyor. Yani muhtemelen burada da bir bilgi birikimi oluşmuştur. İşte bu iki ülkenin güçlerini birleştirmesi ortaya güzel bir sonuç çıkaracaktır diye düşünüyorum. İnşallah bu işbirliği daha da ileri gider de yakın gelecekte iki ülkenin ortak balistik füze programlarını falan da görürüz. Pakistan bu konuda bizden çok önde ilerliyor. İki ülke birbirine ciddi bir teknoloji aktarımı yapabilir ve iki ülke için de çok faydalı olur bu. Yani kısaca bir toparlamak gerekirse bu işbirliği bana aslında bugünü değil de geleceği anlattı. İnşallah iki ülkenin çok daha büyük işbirlikleri yaptığı günleri yakında göreceğiz. Buna inanmamak için hiçbir sebep yok bence. Allah'a emanet olun.